aslında bizim için bir tane büyük anlam ifade ediyor. O da şu: bugün sizlerin karşısında biz neleri vaat etmişsek, bütün bunların arkasında AK Parti'nin güçlü iradesi, hükümetimizin güçlü iradesi var. Türkiye'li halkı bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmadı. Her zaman en güçlü desteği, en büyük desteği Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. İlçelerimiz arasında rekor oylarla Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. İnşallah, ümit ediyoruz ki 31 Mart akşamı da bu sefer iktidarın, hükümetin imkanlarıyla yerel yönetimlerin gücünü buluşturup Türkiye'limizi, bu Allah vergisi doğal güzelliğe sahip ilçemizi hak ettiği geleceğe birlikte taşıyacağız. Ben şimdiden 31 Mart seçimlerimizin Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Meydanda birkaç kez söyledim. Enişteniz olarak Veysel Başkan'ın bütün projelerinin altına, bir senedin altına imza atıyor, bir çekin arkasını ciroluyor gibi kefilim, kefaletimi koyuyorum dedim. Bir kere daha bu meydanda, bir kere daha bu meydanda bu kefaletimi sizlerin huzurunda vurguluyorum. Sayın Bakanımıza, Türkiye'limize, özellikle Sayın Bakanımızı davet etmiştik. Türkiye'limize bizi kırmayarak geldiği için, bu güzel ilçemize bu yoğun program arasında zaman ayırarak bizlerle buluştuğu için Türkiye'li hemşehrilerimiz adına bir kere daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarım Orman Bakanı olarak tüm ihtiyaçlarınızı biliyorum. Bugün 84. il programımı yapıyorum, bakanlığın başından beri. Yani bunun anlamı, yarıya yakın vaktimi sizlere gelerek, sizlere danışarak, sizleri dinleyerek geçirmişim. Tüm problemlerinizi biliyoruz. Tarım alanındaki sıkıntılarınızı da biliyoruz. Ormancılık alanındaki sıkıntılarınızı da biliyoruz. Bunların hepsinin fotoğrafını çektik. Bunların hepsini halledeceğiz yeni dönemde. Şu seçimleri bir geçelim. Biz de bunu halledecek azim de var, kadrolar da var. Başta büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. O başımızda olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir güçlük, aşamayacağımız hiçbir zorluk, getiremeyeceğimiz hiçbir hizmet yok. Şimdi sizin kent ormanı talebiniz var. Türkiye'li mesire yeri, bunu yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çatak'ta Kanyon Tabiat Parkı, burayı zaten ilan ettik. Burayı daha iyi hale getirmenin yollarını arayacağız. Türkiye'de şehir içindeki çayın çevre düzenlemesini inşallah belediye başkanımla beraber yapacağız. Ormanla ilgili de 12 milyon lira hak ediş ödeyeceğiz bu sene. Satı köyünde 30 dekar, Mestan köyünde 50 dekar, Gündoğdu köyünde 60 dekar, Karabey köyünde 20 dekar, Sofu köyünde 30 dekar, Çamyayla köyünde 25 dekar, Yeşilova'da 30 dekar, Gökçealan'da 20 dekar, Çatakören'de 30 dekar, Çatak güneyde 20 dekar. Toplam 10 bin tane fidan dikeceğiz. Bunlara 3 yıl süreyle bakacağız. Sonra 49 yılına da ücretsiz geliri size ait olmak üzere sizlere tahsis edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii buranın en önemli problemi su. Bu da bizim bakanlığımızın alanı. İnşallah Veysel Şahin Başkanım seçildiği zaman bu suyun içindeki kalitede bir suyu, menba suyu kalitesindeki suyu çeşmelerinizden içiyor olacaksınız. İnşallah bunu da yaz bitmeden yapacağız. Ama desteğiniz şart. Şimdi sandığa gittiğinizde yanlış bir yere gitmeyin diye aklınızda kalsın. Sinop'un incisi, Türk'ün yurdu, Türk eli. 31 Mart'ta durmasın, taşsın oyların seli. Doğsun ak günler artık, titresin gönül teli. Hizmetlere doyacak Veysel Şahin'le Türk eli. Ben Veysel Başkanımı yanıma davet ediyorum.